76. mektup. Bu mektup kılınç ağına gönderilmiş olup terakki, vera ve takva ile olur. Mübahların fazlasını terk etmelidir. Hiç olmazsa haramlardan sakınıp mübahları azaltmalıdır. Haramlardan sakınmak iki türlü olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi her üzüntüden korusun. İnsanların en üstününün sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için her kusurdan muhafaza buyursun. Sûre-i Haşr'ın yedinci ayetinde mealen, Resûlümün getirdiği emirleri alınız, itaat ediniz, neh, men yasak ettiği şeylerden sakınınız, buyuruldu. Görülüyor ki, dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu, ikincisidir ki, vera ve takva denir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanında, birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. Birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söylediklerinde, hiçbir şey vera gibi olamaz buyurdu yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir buyurdu. Bir hadisi şerifte de dininizin direği veradır buyurdu. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir ve terakki etmeleri, yükselmeleri bu sayededir. Melekler de emirlere itaat etmektedir. Halbuki melekler terakki edemiyor. O halde verâ'a sarılmak ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. İslamiyette en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mübahların fazlasından kaçınmalıdır. Mübahları lazım olduğu kadar kullanmalıdır. Bir insan mübah yani İslamiyet'in izin verdiği şeylerden her istediğini yapar, taşkınca mübah işlerse şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelilerse haram olanlara yakındır. İnsanın nefsi hayvan gibi kendine düşkündür. Uçurum yanında dolaşan bir gün uçuruma düşebilir. Vera ve takvayı tam yapabilmek için mübahları lazım olduğu kadar kullanmalı, zaruret miktarına aşmamalıdır bu kadarını kullanırken de kulluk vazifelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Böyle niyet etmeden az kullanmak da günah olur. Azı da çoğu gibi zararlı olur. Mübahların fazlasından tamamen kaçınabilmek, her vakt ve hele bu zamanda hemen hemen mümkün değildir. Hiç olmazsa haramlardan kaçınmalı, mübahların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Mübahlar lüzumundan fazla işlendikte pişman olup tövbe etmelidir. Bu işleri haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allahü Teala'ya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tövbe ve yalvarmak belki mübahların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek böyle işlerin afetinden, zararından korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, günah işleyenlerin boynunu bükmesi, edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyi geliyor. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür. Birinci kısmı, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, İnsanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaç oldukları gibi hasis ve alçaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, ödesin. Zira o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh dürrul Muhtar kitabını açıklarken namaza niyet bahsi 295. sayfede buyuruyor ki, kıyamet günü hak sahibi hakkını affetmezse bir dank hak için cemaatle kılınmış kabul olmuş 700 namaza alınıp hak sahibine verilecektir. Bir dank dirhemin altıda biri yaklaşık olarak yarım gram gümüştür. Bir gün hesabı kirama karşı müflis kime denir biliyor musunuz? Buyuruldukta, parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz dediler. Buyurdu ki, ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir. Sonra cehenneme atılır. Bu hadisi de gösteriyor ki, Eshab-ı kiramdan Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain, herhangi birine dil uzatan, söyen, iftira eden, ahirette muhakkak cezasını görecektir. Sizin için ne kadar hamd etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü sizin mübarek vücudunuz sayesinde büyük Lahor şehrinde böyle bir zamanda ahkâm-ı İslamiyenin çoğu meydana çıkmakta, tatbik edilmektedir. Bu memlekette din kuvvetlenmekte, İslamiyet yerleşmektedir. Bu fakire göre Lahor şehri Hindistan'ın kalbi gibidir. Bu şehrin hayır ve bereketi bütün Hindistan şehirlerine yayılmaktadır. İslamiyetin bu şehirde kuvvetlenmesi, bütün şehirlerde kuvvetlenmesine yol açıyor. Allahü Subhanahu ve Teala kuvvetinizi arttırsın. Her işinizde yardımcınız olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetimden hak üzere olan, doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar bunlara zarar yapamaz. Bunlar Allahü Teala'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaktır. İlm deryası başımın tacı olan hocama karşı kuvvetli bağlılığınızı düşünerek şu birkaç satırımla o kıymetli sevgiyi tazelemek istedim. Rahatsız etmemek için bu kadar yazıyorum. Cenab-ı Hak zat halinizi Hakiki devletlere ve sonsuz saadetlere kavuştursun. Sevgili peygamberi aleyhi veala alihi ve teslimat hürmetine duamı kabul buyursun. Amin.